Merhaba sevgili izleyiciler, Kayaköy'deyiz. Dünyanın göz bebeği, turizmin cenneti Kayaköy'den sizlere bizden söylemesiyle merhaba diyeceğiz. Ama birazcık üzüldüğümüz nokta çok değerli köylülerimiz, çok değerli mahalle sakinleri mezarlıkla ilgili yaşadıkları sıkıntıları bize telefonla bildirince biz de toplanıp buraya geldik. En önemli noktalardan bir tanesi biliyorsunuz camilerimiz. Şu an Türkiye genelinde tuvaleti olmayan bir cami var mı? Sanırım artık var. Kayaköy'de Gemiler Caddesi Kınalı mevkiindeki mezarlığımızda sevgili izleyiciler tuvaletimiz yok. Bu bölge hem sit alanı hem de doğal koruma alanlarından bir tanesi. Ama halkımızın burada sesine kulak vereceğiz. Bakalım bizlere neler söyleyecekler. Merhaba ismim Şenol Öztürk, Kayaköylüyüm, e, muhtar azasıyım. Kayaköy'ü Kınalı mevkiinde bulunan mezarlığımızın camisinin tuvaleti ve şadırvanı yok. Ee, burada e, cenazelerde ve cemaatin e, namaza geldiği zaman herhangi bir abdest alabileceği veya bir e, tuvalette e, kendisini bir temizleyebileceği bir tuvaletimiz ve e, şadırvanımız olmadığı için e, gerekli mercilere başvurduk ama e, olumsuz yanıt aldık. E, o yüzden de biz de e, bu kanal yoluyla sizin kanal aracınızla Devlet yetkililerimize, büyüklerimize buradan seslenmek istiyoruz. Yani camimiz var ama tuvaletimiz yok. Önümüz de gelen Ramazan ayı, vatandaş buraya gelecek Ramazanda namaz kılmaya gelecek. Herhangi bir abdest alma yeri veya tuvaletimiz yok. O yüzden bir yetkililerimizden yardım istiyoruz, büyüklerimizden bir an önce köyümüzün camisinin tuvaletinin ve şadırvan yerinin yapılması için tüm yetkili mercilerden izinin verilmesini istiyoruz. Biz bunu e, şahıs olarak yaptırmaya gücümüz var. Her türlü bakımını ve temizliğini, hijyenini de bizim yapmaya gücümüz var. Sadece bize izin verilsin, bizim köyümüze yakışanı yapmayı istiyoruz. Yani cami tuvaletsiz cami olmaz. Siz müracaatınızı Bolu Büyükşehir Belediyesi'ne yaptınız. Evet başvurdum. Ee, köyümüzün camisinin tuvaletinin olmadığına dahil işte abdest yerinin olmadığına dahil e, bana gelen e, yanıtta, e, işte e, Muğla genelinde e, yazıyor o dilekçemde de e, kaç bin e, şeyin olduğunu e, mezarlığın olduğunu hijyen açısından olumsuz olduklarını belirttiler. E, biz de o yüzden sizleri çağırdık. Yani biz burada e, köylü olarak vatandaş olarak biz bunun üstesinden gelebiliriz. Biz herhangi bir devlet kurumundan yardım istemiyoruz. Biz bunu kendimiz vatandaş olarak, hayırsever olarak biz bu caminin tuvaletini ve yapmayı karar aldık. Ee, i̇nşallah e, yetkililer sesimizi duyarlar, e, onların da bize bir yardımı dokunursa izni, biz bu camiyi e, şahıs olarak veyahut da e, halk olarak biz bunun her türlü e, yapılmasını ve bakımını, hijyeni sağlamaya e, karar aldık. O yüzden de sizlere başvurduk. Çok teşekkür ederim gelip buraya bizim için e, röportaj yaptığınız için. Teşekkür ederim. Kayaköy, Kınalı Mahallesi'nden Doğan Somgürek. Evim camiye çok yakın. Burası turizm alanı olduğu için yaz sezonunda yabancı bir, çok misafirlerimiz geliyor. İbadet yapmak için camimize geliyor. Tuvaleti yok. E adam nereye gitsin geliyor? Ev müsaade eder misiniz? Çünkü ben birini aldım, ikisini aldım. Herkese de ben şeyini veremem. Evet karşılayamam ihtiyacını. Ramazan ayı yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda geçen sene bu tuvalet yoktu. Kadir gecesinde program yaptı imam. E ara verdi abdest tazelemek için millet dışarıya çıkınca cemaat gittiler. Mezarların arasında iş şey yaptılar, ihtiyaç giderdiler. Sonra gördüğünüz gibi arkada şey var, e, cenaze yıkama kabini var. O kabinin içine yapılıyor. Biz diyoruz ki bu tuvalet buraya yapılsın, e, Türkiye'de olmadığı gibi dünyada tuvaletsiz bir tane cami olduğunu sanmıyorum ben. Ben 76 yaşında bir insanım şahsım. E, fakat ben tanım bilmiyorum yani bu kadar memlekette bir şey tuvaletsiz bir cami olduğunu. Onun için yetkililerden her şeyi benim evim 30 metre buraya. Temizliğine de yaparım, hijyene de yaparım. Hepsine yardımcı olurum. Yeter ki buraya bir müsaade edilsin. Şuraya bir tuvalet yapılsın. Bizim istediğimiz tuvaletin yapılması için verilecek karar. Teşekkür tamam. ederim. Ben Kaya Köyü'nden Dündar Kıryaman. bizim bu köyümüze, camimize istediğimiz buraya bir namaz kılarken bir abdest alacak. Bir izin istiyoruz yetkililerden. Kaç ben 70 yaşındayım bilmiyorum düzgün bir cami oldu şeyin çeşme olduğunu görmedim şimdiye kadar. Tuvalet ha, sadece tuvalet de yok sadece ne yaptık? Bizim bir muftarımız var Erdivankaya. Onca az, sağ olsun Allah mekanı cennet olsun. Mezarlıklarımızın çalısını her şeyin temizledi. Fakat buraya izin almadığı için bir tane şey yaptıramadı. Biz yetkililerden istediğimiz Buraya bize bir izin versin. Biz bunları kendi imkanımızla yapacağız. Yetkililerden para pul istemiyoruz yani. Sadece izin istiyoruz. Benim diyebileceğim bu kadar. Şeydeciğim önce seni tanıyabilir miyiz? İsim soy isim. İkbal Zuhamürek. Kaç yaşındayız? 72. 75'ti. Hemen evimizin önünde mezarlığımız var. Mahalle evet, mezarlığımız. Evet. Ve sizin de sıkıntılarınız var. Yıllardır dile getirilmiş ama bir türlü paylaşılamamış. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Nedir? Çocuğum bu önce evde vardı tuvaletimiz bizim. Orada. Evet. Ama bunu Erdoğan abi rahmetli yaptı. <laughs> Fakat yıktılar. Bu dedi ki bir vatansever, hayır seven kişi. Ben buna bayan yeri yoktu. Erkek tuvaletin yanına bayan da yapacağım dedi yıktı. Yıktıktan sonra yaptırmadılar. Hala daha yaptırmadılar. Yaptırmıyorlar evet. bir türlü. Burada Ramazan ayı da yaklaşıyor. Ramazan bak Halkın, iki Ramazan geçti gibi. buradan. Bu evet. üçüncü Ramazan geliyor. En kısa yoldan ben sana Cuma günleri. Evet. Bir cenazemiz oluyor köyümüzün. Bir vatandaş geliyor. La bağırıyor. Evet. Ne yapıyor? En yakın kim var? Biz varız. Buraya geliyor. Biz amcandan ikimiz yaşıyoruz evet, burada. Evet. Hayır diyemezsin. Evet. Geçen gün cenazede bir, bir isimini vermeyeceğim bir kişi ben abdestsiz cenaze namazı kıldım dedi. Bunu, bunu kim çekecekse günahını çeksin dedi. Yanlış mı bunlar? Biz tuvaletimiz yapılsın İmamımız geri gelsin, bunu istiyoruz. Başka bir şey değil. Bizim istediğimiz tuvaletimiz. Köyümüze sahip çıkılsın, bizim gaya Köyü'ne. 100 metre apart yapılıyordu, 15 metre yere neden izin verilmiyor tuvalet izine? Evet. Madem ki sit getirsin belediye başkanı, ama Fethiye, ama Muğla. Dipten tursun kepçeyi, Kayayı görürsün. Ben bunu isterim, başka bir şey istemiyorum. İsmim Süleyman Çoban, Kayaköy'de yaşıyorum, turizmciyim. Hı hı. Ee, öncelikle çok sağ olun, teşekkür ederim bu gelmişsiniz. gelmişsiniz. Ee, şimdi Kayaköy biliyorsun dünya ünlü bir yer, hı hı. turizmle İslam'ı sağlayan bir yer. Ama şöyle bir sıkıntımız var, Kayaköy'ne cenaze namazı kılınıyor burada, epey bir cenaze namazı kılıyor Buraya geldiği zaman vatandaşlarımız ablisi alacak yerimiz yok. Yediğimiz Ramazan ayı geliyor, Ramazan ayı insanlar burada ablisi alması gerekiyor. Ve nitekim burada bir lavabomuz bir ecimiz, tuvaletimiz yok. Yani yabancı misafirlerimiz geliyor. Yabancı misafirler burada lavabo ihtiyacı giderecek. Gidiremiyorlar. Yani bunun bir önce çözülmesini istiyoruz. Yani ciddi manada bir sıkıntımız var. Buradan yetkililer seslenir. Şimdi gerekli biz izinleri alalım. Biz bunu kendi imkanlarımız yapacağız zaten. Kimsenin beklentimiz yok. Onun için en kısa zamanda bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Evet, e, cenaze yıkama aracı e, biliyorsunuz artık belediyeler kendi yapıyor ama burada bir e, kliması şu an aktif durumda değil. Çalışmayan, kontrolsüz bir şekilde kalmış durumda. E, tabii ki tuvaleti olmayan camide gelen büyüklerimiz neler yapacak ya da cenaze e, definlerinde Abdest yenilemek isteyecekler. Onu zaten zor şartlarda yeniliyorlar. Camide namaz kılınıyor ve özellikle Ramazan ayı yaklaşıyor. E, tuvalet ihtiyaçları nerede karşılayacaklar? Kapalı bir ortama ihtiyaç var. E, o da görüntülerdeki cenaze yıkama aracında.